nasıl yapıyoruz? Hemen biraz anlatalım. Tamam. Örgüsünden, yani şimdi floşlu gibi bu. Bunun da altı böyle. Şimdi ne yapacağız? İlk önce suni derimizi alacağız. Kestim. Evet. Evet. Çantanın ebatı kullanan kişiye bağlı. Ne kadar istiyorsa evet. Oval, yuvarlak olabilir. Evet, kare olabilir. Ne yani, isterseniz. Evet. Evet. Onu kestikten sonra şundan Derya Hanım. Bu zımba yapmak zımba, için. Zımba evet. Göz kararı veya beceremiyorlarsa yani göz kararı değişik olmasın diye birer santimden bir işaret bakayım konursa. Bunun çeşitli şeyleri var burada evet, bakın büyüklükleri. Dönüyor. Siz kaçıncı boyla şey yapıyorsunuz? Şu. Evet. Yani, biz de bunu çok kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu alet satılıyor Eminönü'nde evet, var. Evet, evet, evet. Bunu yapıyoruz, tamamlıyoruz. Tamam. Ondan sonra ipimiz bu. Penye değil polyester ve bu şey örülmüş yani makinede. Çok güzel o ipmiş yalnız. Çok rahat örülen bir ip. Rahat mı örülüyor? Çok. Öbür penyeler çok acıtıyor ya elleri. Yok. Yani. Öyle değil değil mi? Ben... Evet, şimdi bakın delikleri deldi. Fügen Hanım birkaç aşama getirdi. Evet Fügen Hanım. Şimdi başladım. Her deliğe. Kaç numarayla örüyorsunuz? 4 numarayla. Tamam. Bildiğimiz sık iğne 2 kere batıyoruz. Tamam. Aynı yuvaya 2 kere batıyoruz evet, ki yuvarlansın evet, diye. Evet, evet, evet. Eğer çok yakın batıyorlarsa o zaman 1-2 bir tek olabilir. Çünkü çok birden genişleme yapmasın diye. Anlatabildim tamam, mi? Tamam, evet. Ondan sonra bunu bitirelim. Bitireceğiz tamamını. Ondan sonra yapacağımız her deliğe birer tane basarak yukarıya doğru, çıkacak. Bütün yaptığımız bu. Evet. Şimdi bu... bu hep sık iğne mi? Şey mi? Sık iğne ama nasıl sık üstüne iğne? Üstüne sararak mı? Hayır sık iğne bildiğimiz yalnız deliğinden batmıyoruz. Şuradan batıyoruz. Aralardan. Aradan battığımız böyle, zaman böyle yol evet, çıkıyor. Evet bakayım şunu bir görsün izleyicilerimiz. Evet, yol gibi çıkarttığımız yani aradan battığımız bir sık iğne yapıyoruz. Derya, şöyle de yapabiliriz. Kestik, önemi yok. Şuradan başlayayım göstermek amaçlı. Tamam. Şimdi bitirdik, geldik. Tamam. Bağladık burayı değil mi? Şimdi bağlanmış vaziyette. Şimdi kamera normalde oraya göstereceğiz. Evet. Şu şuraya deliğe bakalım. Batmamız gerekiyor sık iğnede. Tamam. Ama öyle değil şuradaki... Tamam. Bir ipi bırakıp öbürüne batıyoruz. Ve normal sık iğne yapıyoruz. Normal. Sarmadan. Dolamadan. Sarmadan evet. O zaman böyle bir çizgi çizgi çıkıyor. Çok güzel oluyor. Ben bunu seviyorum ve çantada da çok güzel olmuş. Elinizi sıkı tutmuşsunuz o da güzel olmuş. Evet. Ama 4 numarayla olmuş. 4 numarayla evet. Harika. Bunu nasıl yapıyoruz bu aplikeyi? Onu nasıl yapıyoruz? Şimdi modelimizi buluyoruz. Altına tamamen şu deriden. Kız, yani evet suni de. Bu kağıt mı? Kağıt. Tabii tabii fotokopi fotokopi. Evet, evet. İlk önce şimdi bunu buradan kalıp olarak böyle çıkartacağım. Ha deriyi çıkartacağız. Evet ya. Yani vücut kafa hepsi beraber. Hmm. Keseceğiz. Evet. Evet. Fotokopilerini mümkünse 2 tane çıkartırlarsa şu iyiliği oluyor. Öbüründe de şunları ayırdım. Ha, onları tek tek tek. Tek tek deride çizerek kesiyorum ve oraya. Şimdi burada bir resim var. Fakat sonrasını bunun deriden uyguluyor. Evet. Bakın çok güzel olmuş. Çok iyi bir fikir. Başka nerelere uygulayabiliriz? Kot ceket arkası ne olur? Olur. Çok güzel olur. Çok iyi bir fikir var burada. Evet. Siz bunu nerede gördünüz? Tamamen düşünerek kendim vallahi. Benim canımsınız siz. Evet. Yapalım. Keselim tamam, Fügen tamam, Hanım. Tamam. Sonra kumaşlar keseceksin ona uygun. Evet şimdi kumaş olursa yalnız direkt kumaşı kullanınca bu tirfil tirfil olabilir. Uçları yani saçak saçak. Ben de ona şöyle bir formül buldum. Yapışkan telaya yapıştırdım. Ütüyle. Evet ondan sonra kesip uygularsak. Hiç olmuyor. Evet, kenarları atmamış oluyor. Ha, evet, bize de evet. Zorluk çıkarmamış hayır, oluyor. Hayır hiç. Neyle yapıştırıyorsunuz birbirin şeyle? Valla bu tekstil yapıştırıcısı evet. Gibi. Bu 15 dakikada donuyor. Çabuk donuyor evet. Soğuk silikon gibi bir şey bu.
Çok iyi bir malzeme, taş falan da yapışıyor bundan. Hep ev yapışıyor. Gayet güzel oluyor. Hani soğuk silikonun 15 dakikada donanı diyeyim ben bu malzemeye. Evet evet, çok çabuk. Evet. Çok çabuk oluyor. Evet. Kumaşta bilmiyordum. Ben taşlarla ilgili şey yapmıştım. Almıştım. Evet. Kasa kenarlarında, Eminönü'nde, bütün malzemecilerde var bunda. Var, evet var. Evet. Şimdi farz edelim şu uç kısmını yapacağız. Bundan karar verdik yapmaya. Tamam. Şöyle şimdi Hayır. şöyle bir parçayı. Şey yaptıktan sonra şöyle ya, şunu şöyle alıyorum ki ters çıkmasın. Tamam. Ondan sonra bunu buradan çizmeden de iğne de takılıp olabilir ama hani daha güzel olur. Evet yani. Yalnız burada çok önemli fikirler var. Biz bunu çok beğendik, gerçekten sevdik. Bunu böyle yaptıktan sonra kesiyorsunuz. Evet evet. Sonra kumaştan şu katları şöyle bakın. Renk renk yapabilirler renk deriden. Renk kumaş olursa o da renk renk değişik desen olabilir. Çizgili olur, şeyli olur. Aa, çok güzelmiş. Gerçekten çok iyi bir fikir kaptım. Şurasına bir şey koymuşsunuz. Mesela üstten de şuradan bir boyut vermişsiniz. Evet. Şimdi orada küpesi var. Ona uymadı. Evet. Bir şey yaptınız. Yani bende yapılmış vardı. Hani bir kutumda. Şey kullanabiliriz. Onu hemen oraya koydum. Boynuna kolye yapabiliriz. Evet. Bu da bir evet. şey değil mi? Öyle o da bir bileklikle şey. Onu da böldüm, oraya kullandım. Valla çok güzel yapmışsınız. Çok beğendim. Şu sapları, tahta sapları çok güzel şuraya yapmışsınız. Onu dikerek mi? Dikerek. Dikerek. Evet. O detay da çok güzel. O da hoşuma Şimdi mesela gitti. Bunu kestik. Tamam. Bunu buraya koyduk mu üst oluyor. Kestikten sonra deliği. Evet tabii tabii. Aha. Bunu buraya koyacağız. Hepsini tamamladıktan sonra şu ana kestiğimiz kızın üstüne yapıştırıyoruz onları. Evet. Şimdi bunu çıkaralım, görelim. Tamam. Sonra yanınıza geldiğimde tamam. siz bütün ben parçaları hazırlayın. Tamam tamam. Hazırlayın. Süper güzel. Dört numara. Dört numara yapıyor. Şu aletin adı neydi? Zımba. Zımba. Zımba delme makinesi diye satılıyor. Tuhafiyelerde de olabilir. Çeşitli boyları var.